Son dönemde yaşadığımız pahalılıkla hiperenflasyon dönemiyle birlikte artık vatandaş ister istemez tasarruf yapmak durumunda kaldı. Daha e, bütçesini hesaplayarak alışverişini yapmaya çalışıyor. Peki devlette durum ne? Şöyle bir grafik hazırladık. Detaylarını hemen sizlerle paylaşalım. Geçen seneden bu seneye neler değişmiş? Devlet kemer sıkmıyor sevgili seyirciler. Çok açık ve net bunu söyleyebiliriz ve rakamlarla da bunu göstermek istiyoruz sizlere. Toplam kamu kurumlarında, e, binalarda, kiralamalarda, araç kiralamalarında, personel giderlerinde, servislerde, taşımacılıkta, pek çok alanda kamu harcamalarının tamamında, yakıcakta, suda, elektrikte, tüm bunlarda bakın ne kadar gider yapılıyordu. E, ve bu sene, şu 6 aylık dönemde, Ocak-Haziran döneminde, e, geçen seneye kıyasla e, artış ne kadar olmuş buna bakacağız. Şimdi... Geçen sene ilk 6 ayda 2021 Ocak'la Haziran arasında enerji kalemlerine baktığımızda yani dediğim gibi elektrikte, suda, doğalgazda, kömürde tüm bunların masrafları toplandığında diğer enerji gruplarında 5 milyar 796 milyon liralık 6 aylık harcamadan bahsediyorum. Tüm devlet kurumlarında, kamuda yaklaşık 6 milyarlık bir harcama, bir fatura çıkmış ortaya. Peki bu sene aynı döneme baktığımızda nasıl bir artış var? 2022 Ocak ve Haziran arasındaki döneme baktığımızda 19 milyar 194 milyon 20 milyara yuvarlayabiliriz. 6'dan 20'ye %231,5'luk bir artış var. Yaklaşık %250'lik bir artış var. Kamu kurumlarında yakacak, ısınma, elektrik, su e, kiralamalar dediğimiz gibi onlara da değineceğiz. Hatta şimdi onlara geçelim. Zaten e, tasarruf dediğimizde devlette, kamuda tasarruf dediğimizde zaman zaman gündeme geliyor. İlk aklımıza gelen makam araçları başbakanlar olsun, belediye başkanları olsun, bakanlar olsun tüm partilerden siyasiler, milletvekilleri, belediye başkanları hangi partiden olursa olsun, valilikler olsun, inanılmaz bir lüks araç tutkusu var devlette ve bu bir problem bence ve bu problem Hiçbir iktidar döneminde çözülmedi. İşte baktığımızda taşıtlarda, hizmet binasında, bunlar kiralama giderleri sevgili seyirciler. Kiralama giderlerinde taşıt kiralamalarında, hizmet binaları kiralamalarında, lojmanlarda, hava taşıtı kiralamalarında, uçak, helikopter gibi kiralamalarda, personel servisleri, ihaleleri yapılıyor biliyorsunuz, kiralamaları yapılıyor. Tüm bunların giderlerine baktığımızda ise geçen sene ilk 6 ayda 978 milyon, yaklaşık 1 milyar eski parayla bir katrilyonluk bir gider varken 2022'nin aynı döneminde 2 milyar 13 milyon liraya çıkmış bu masraf ve %105'lik bir artış görüyoruz ee, yine kiralama giderlerine baktığımızda. Sadece bunlar değil, pek çok kalem var aslında biz biraz özetleyelim, sığdırabilelim istedik tablomuza. Mesela temsil ve ağırlama giderlerinde de çok ciddi artışlar var, tanıtım giderlerinde Oradaki artışlar %450'leri buluyor. Bunu da eklemiş olalım.